Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün çok üzgünüz. Sahada çalıştığım değerli Saadet Partisi'nin Kocaeli milletvekili, kıymetli kardeşim Hasan Bitmez'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Saadet Partisi camiasının ve hepimizin başı sağ olsun. Değerli milletvekilleri, bu bütçe ne halkın, ne işçinin, ne de esnafın, memurun, emeklinin, tacirin, tüccarın bütçesi değil. Bu bütçede yoksul yok. Maşallah, herkes zengin, herkes halinden memnun. Emekli yok, emekçi yok. Bu bütçe yaraya derman olan bir bütçe değil. Bu bütçe faiz lobisinin bütçesidir. Evet, tekrar ediyorum, bu bütçe faiz lobisinin bütçesidir. Bugün tacir, tüccar, sanayici %56 ile %60 ile kredi kullanabiliyorsa gerisini siz düşünün. Evet, bir sefaret bütçesidir. Değerli milletvekilleri, jandarma bir kanun ordusudur, ülkenin de sigortasıdır. Asayiş görevinin yanında sınırlarımızın, havalimanımızın, kritik karayollarının korunmasında jandarmanın görevi çok kutsaldır. Ülkemizin yüz ölçümünün %93'ü jandarmanın görev sahasındadır. Jandarma teşkilatı 2016 yılında 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Yani 2016'dan önce jandarma tamamen askeri bir hiyerarşiye bağlıyken bu bağ tamamen koparıldı. Jandarma teşkilatının 1000 yıllık gelenekleri yok edildi. Değerli milletvekilleri, jandarmanın bünyesinde başta subay, az subay, sözleşmeli az subay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler bulunmaktadır. Vatan sevgisinin ve görevinin sözleşmesi olmaz, olmamalıdır. Terörle mücadelede en fazla şehit veren uzman çavuş camiasının kadro istekleri yerine getirilmelidir, statüleri netleştirilmelidir. Sözleşmeli olarak ordumuzda görev alan, canları pahasına mücadele eden uzman çavuşlar, uzman erler haklarını alamıyorlar. 2016 yılında sizin kanunlaştırdığınız devlet memurları kanununun 92. maddesi 7 yıl hizmet veren uzmanlar boş kadro ve niteliklerine göre atanır diyor. Ancak kar, kış demeden her türlü zorlukta canları pahasına mücadele eden uzmanlarımız atanamıyor. Bu vatan için mücadele eden kahramanlarımız için verdiğimiz sözleri tutamıyorsak bu da bizim ayıbımızdır. Sayın milletvekilleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesindeki artış oranı %117.5. Jandarma Genel Komutanlığı'nın artış oranı %127.2'dir. Bu bütçeyi personelin özlük hakları içinde kullanmamız gerekir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız az sayıda personelle bu görevi yerine getirmektedir. Bu durum görevli personelde yorgunluk ve yılgınlığa ve bir dönem yetersizliğe sebep olmaktadır. Bu noktada sahil güvenlikte görevli personel sayısı artırılmalı ve daha iyi çalışma şartları sağlanmalıdır. Konuşlandıkları yerlerde insani şartlara uygun barınma alanları oluşturmalıdır. Denizlerimizde meydana gelen deniz kazalarında özellikle arama kurtarma faaliyetlerinde 14 adet helikopter kıyı bölgelerimiz boyunca rotasyon yaparak görev yapmaktadır. Bu helikopterlerin 4 ya da 5 tanesi arızalandığında mevcut helikopter sayısının yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Eski model bu helikopterlerin uçuş süreleri ve mesafeleri kısa, tonajları çok düşüktür. Uzun kıyı şeritlerine sahip ülkemizde daha etkin arama kurtarma faaliyetlerinin yapılabilmesi için filomuz güçlendirilmelidir. Özellikle afetlerin sıklaştığı coğrafyamızda yeni nesil ekipmanlara ihtiyaç vardır. Değerli İçişleri Bakanım, sporda yaşanan son günlerdeki şiddeti hepimiz biliyoruz. Ta politika biliyorsunuz Ankara'dan yönetilir. Türkiye'nin başkenti Ankara olduğu halde
Ankara'nın göbeğinde Ankara Gücü maçında yaşananları gördük. Bir diğer benzeri geçen hafta maalesef Kocaeli'de yaşandı sevgili bakanım. Biz spordaki her türlü şiddete karşıyız. Emniyet güçlerinin şiddet olaylarını önlemesi gerekirken bu şiddet olaylarına sebep olduğu örnekler bizi gerçekten üzmüştür. Geçtiğimiz hafta oynanan Gölcük Spor pardon. Geçtiğimiz hafta oynanan Gölcük Spor Gece Spor karşısında emniyet güçleri tarafından henüz müsabaka başlamadan Gebze Spor taraftarlarının sebep yokken biber gazı ve cop ile orantısız şiddete maruz bırakılması kabul edilemez. Sporun paydaşları kadar müsabakaların güvenli oynanmasını sağlamakla görevli emniyet güçlerinin de hassasiyetle davranmaları gerekmektedir. Gebze Spor'a uygulanan bu şiddeti kınıyorum. Lütfen sözlerinizi tamamlayın. Çıkan olaylarda özellikle Gölcük Emniyet Müdürü'nün görevi ihmal ettiği ve bu olayların büyümesine sebep olduğu açıktır. Sayın Bakanım, emniyet teşkilatıyla ilgili ne kadar hassas davrandığınızı biliyoruz. Size tüm belgeli dosya halinde konuşmamdan sonra takdim edeceğim. Bu şekilde görevi ihmal eden emniyet müdürleri halk ile emniyet teşkilatımızı karşı karşıya getirmektedir. Bu konuda da hassasiyetle konuyu incelemenizi rica ederim. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.